Otamiz, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Otajon, sizga murojaatim bor. Shu murojaatimni eshitishingizni xohlayman va sizdan yordam so'rayman. Yordam berishingizni xohlayman. Mana men Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidan Laylaxona mahallasida yashayman. İsmim Soat Nominadan Tilaqimiz. 1986 yılda tug'ilganman. 3 ta farzandim var. 2 ta kızım, 1 ta oğlum var. Kızım 7-6 yaşta, oğlum 5 yaşta. Bizde uydan çıkarıp yuborganiga urup, qaynukamlar urup çıkarıp yuborganiga 7 oy oldu. Mana 7 oydan beri 3 ta farzandim bilan sorsan sorgardim men. Farzandlarim ham ko'chada sorsan bo'lib yuribdi. Hali unikida, hali bunikida. Ota onam ham ajrashib ketishgan. Onam boshqa joyga turmushga, otam ham boshqa xotinga uylanib ketgan. Men 10-chi marta shu yil 10-chi marta uydan chiqarib yuborishdi urib qaytganlar. Shundan beri bormagan joyim, murojaat qilmagan joyim yo'q. Hamma joyga murojaat qildim. Lekin meni hech kim tinglamayapti. Boshida mahallalar borishdi, harakat qilishdi meni yarashtirishga. Hozir umuman tinglamay qo'yishdi. Urushimizning sababi qaynukamlar arzimas bir kalitni ustidan urib chiqarib yubordi. U qaynonam kasal edi. Og'ir kasalning nima uchun bular jazolanishi kerak qaynukamlarda deb shu urgash jinzasini deb. Men qaynotam bilan ham, qaynonam bilan ham umuman urushmaganman. Yuziga tik qaramaganman. Qaynisinglim pichoqib ot qo'yardi, ro'zg'orni bo'lib tashlaysan deb kun bermasdi menga. Qaynisinglim tufayli nima bo'lsa qaynisinglim tufayli urush bo'lardi. Qaynonam bilan urushmaganman, erim bilan ham umuman urushmaganman, urushib chiqib ketmaganman. Meni chiqarib yuborganda ham qaynukamlar shu jizzax chiqarib yuborgan yerim bilan urushib chiqmaganman. Lekin yerimda ular majburlashyapti, yerim shular tarafini olib men yashamayman deb o'ynib qolgan. Opalarning tarafini oladi. Yerim bilan sevishib turmush qurganman. Haliyam yerimda ko'nglim bor. Yerimning ham ko'ngli bor. Chunki shu paytgacha oldimga necha marta borib, sen bilan ham mayli yashayman, xotin ustiga yashayman deyardi. Menga shunday deyardi, lekin u xotiniga bormay yashamayman, u bilan bolalarimdan ham voz kechganman degan ekan. Menga kelib esa xotin ustiga mayli yashayman deyardi. Men yerimdan ham voz kechishni xohlamayman, farzandlarimni ham yetim bo'lishini xohlamayman. Bizning shunday ro'zg'orimiz, hayotimiz buzilib tarakanda bo'lishiga o'sha ergash jizzasi sababchi, opalari sababchi. Prezidentim, otajonim, yordam bering. Mana shu 3 ta farzandim uchun yordam bering. Ro'zg'orim buzilib ketmasin. 3 ta farzandim yetim bo'lib qolmasin. Shularga qarshi chora ko'rishingizni xohlayman. Bitta mening ro'zg'orim emas. Bir qancha ro'zg'orlar mana shunday menikiday hayoti. Qaynukalar oralashib, birovlar oralashish oqibatida buzilib boryapti. Dunyoni yetim bosib boryapti. Mana ajrim bo'yicha ham sudga boraman. Sütti odada juda ajrashganda ko'payib ketgan ko'ringizlar. Hammasini ush qo'ydi jizzasi o'ldiraman deydi. O'ldiraman seni shu yerdan o'liging chiqadi deydi. Xotini ham Firuza qayirgan xotini ham ot qo'ydi. O'ldiraman deb ot qo'ydi. Uchastkavoy bir bola qilib ularni itarib qo'lidagi narsaga yopishib meni bir bola olib chiqib qutqarib ketdi. Uyni aylanib kelib derazalarni sindirib derazalardan ot qo'ydi. Ergash jizzasi o'ldiraman deb qo'lida katta temir lom bor edi. Otaga o'ra ham olib chopdi o'ldiraman deb. Men esa o'ldirmang roziman dedim. Chiqsa o'ligim chiqsin shu uydan. Sen sababchi mening 3 ta farzandim yetim bo'ldi dedim. Mayli o'ldirsam o'ldir dedim. Sen sababchisan dedim. Mening hayotimning buzilishiga ana shu jizzasi sababchi. Ergash jizzasi doktor bo'lib ishlaydi. Shu mening hayotimni buzib yubordi. 3 ta farzandimni yetim qildi. Erimni uylantirgan ham shu xotin topib 18 yoshga uylantiraman deyar edi. Yashatgani qo'ymayman deyardi.
Muhanası yüzüde durup patın arasında üylendirdi. Yedi kırık barsam ot koyup bir yaptı öldüremem deyip. Nahat onge kanun yok mu? Çare yok mu olarga? Demek için kaybıgamlar gibi üçte fersanımın nema hakkı var yedim kılışıga, kuçada yürüşüge. Demek için burada da artık yaşaydı. Yerim artık yaşadadık daha kanuni. Kanı kim itibar bir yaptı? Mahalle fonları hiç nasıl kılınmayaptı. Kanun kanun. İçki işlerden prokuratura ham tinglemi yaptı, hiç kim tinglemi yaptı borsam. Min kuçada yürüp ben sorsam bu. İltimas prezidentimiz yordam verin. Min siz bilen görüşmakçıman, uçuraşmakçıman siz bilen. Min üçte balamın yetim bu parçını haklamayman. Hiç kaçan. Uzum yetimlikte katta bulgamman. Kanca tuhmetler kılıçtı anamdı, öldürdüm deyişti, öldürmegenman. Kudaşlar ham, hatimiyet ham, mahalle hatim kızlar. Komitaları ham, hammasi birlashib yopish yaptı. Men umuman menga kelib, sen xat yozibsan, sen ahvoling qanday, qanday holda yuribsan, mendan so'rashmaydi, lekin respublikani yopib yuborishyapti. Qanday yopishyapti bilmadim. Qayerga boray, kimga murojaat qilay? Sudga murojaat qildim, uy joyiga kiritib qo'yingizlar dedim. Og'ayim qarindoshlarimdan pul yig'ib to'lovini qildim. Banka to'lov qilasan, keyin arzon qabul qilishamiz dedi. Forumda bir tin pulim yo'q. Qarindoshlardan qarz olib men to'lov qildim. Lekin 3 oy bo'ldi. Uy joyiga kirgizib qo'yingizlar, boradigan joyim yo'q. Men 3 ta farzandim yetim bo'lishini xohlamayman deb murojaat qildim. 3 oydan beri mana sud ham qoldiradi. Qoldirildi. Bir dokumenting kam. İçki işlerden forma alıp gelesin, forma bir alıp gelesin deydi. İçki işlerge borsan birmeyemiz, mahvi hüccetlik birişmeydi. Yine süt buladı, alıp gelmesin kaldırılıyı bıraktı, yine kaldırıldı. Bana kış gel yaptı, fersantlarımın kralını yaşaydı, degen cayım yok. İrim bulsam, ne kanuni üylanı bugün. Uzun tümanı, Payzava mahallesinden üylanı bugün. Üniversite okuydu, ikinci kurs. Dazra maktabida ders beradi, o'qituvchi kontraktini yirib to'lab yotibdi. Farzandlari xor bo'lib ko'chada yuribdi, lekin u qizning kontraktini to'lab yotibdi. Aliment olaman, alimentga topshirdim. 500 ming yetmaydi, bitta bolamni ustiga yetmaydi 500 ming pul. Qanday ko'chada sorson-sorgordan bu yuribman, u xotin olib uyga kirgizib ketdi. Oldim to'la mahallasida yashovchi Tula mahallasida ishlovchi holda pasinikiga oparib yashadi 2 oy noqonuniy to'y qilib berdi qishloqqa lekin mahallalar e'tibor berishmadi mahallasida to'y bo'lyapti begona xotinni olib kelib yashayapti to'y qilib yapti lekin mahallada...